konuşmak ve siyasi manada bir davranış ortaya koymak başka bir şey. Şimdi birincide her türlü hoşgörüyü, tamam mı, ortaya koyabiliriz. Ama ikinci pozisyonda, tamam mı, yani gerçeklerden uzaklaştığımız anda birinci hususiyeti de yerine getiremeyiz. Önce bir defa gerçek olacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçek. Yani. Şimdi Orhan abi biraz önce bir şey söyledi. Tabii oradan yola çıkıyordun da yani Erdoğan Başkan'ın ifadesiyle de ilintili. Yani özel davranışlar bir de umumi davranışlar. Yani şimdi bizim buradaki bütün ne konuşursak konuşalım sonucu özel bir davranıştır yani, tamam mı? Çünkü biz umumi davranışı belirleyecek pozisyonda değiliz. Ama zaman öyle bir zaman ki özel davranışlarla umumi davranışlar hep böyle ilintili olacak. Evet. Tamam mı? Olacak. Şimdi bu ilintinin bir gerçeği, tamam mı? Yani senin nefes ve kompresörden mülhem ifadenle alakalı. Şimdi ben yaşım itibariyle Anadolu'daki arkadaşlarla, yani ben onları bir defa arasam bile onlar mesela beni hal hatır sormak için 2-3 defa arıyorlar. Özellikle de mesela bu kalp ameliyatı olduktan sonra, bir de efendim bu pandemi dönemi olduktan sonra, pandemide de birçok yakın arkadaşımızı da kaybettik ya, bu yaşın insanları birbirini böyle daha çok arar oldu durumunda. Şimdi bu bir gerçek. Bu gerçeğe bağlı ikinci bir gerçek. Ben bu 81 vilayette bunları isim isim söyleyebilirim. Birden fazla yani, tamam mı? Bu arkadaşlar her biri bulundukları vilayetin yani insanları tarafından sevilen eşraftan kişiler yani bu arkadaşlar. Ve bu arkadaşları hepiniz tanıyorsunuz yani, gençler hariç hepiniz de tanıyorsunuz ya da tanımıyorsunuz da çok azını tanımıyorsunuzdur yani. Tamam mı? Bu arkadaşların söylediği bir şey var. Hasbihal ediyoruz ya. Ondan sonra tabii bir de şöyle bir şey daha var yani, onu da arz edeyim de. Mesela ben 2023'ü gerçekten çok önemsiyorum hepimiz gibi. Ama bunu gerekçelendir denildiğinde ben şöyle gerekçelendiriyorum. Tamam mı? Yani biliyorsunuz her uluslararası sözleşme, anlaşmalar yani orada yazılı olmasa dahi 100 yıldır. Onun 100 yıldan sonraki geçerliliği, tamam mı, sözleşme tarafındaki imzanın sahibinin yani devletin gücüyle doğru orantılıdır. Evet, evet. Tamam mı? Bakın bak. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Evet, evet. Tamam. Buna bağlı olarak da Türk devleti 100 yıl öncesinden bir program yaptı. Devletlerin programı vardı. Yani Türk devleti dediği zaman yani öyle boş beleş bir devlet değil kardeşim, bir dakika. Yani. Hani ve devletler de falan fıstık. Hani ne demek devletler de? Affedersin, devletten yüzlerce efendim pilot gitti, asker gitti. Bu devlet 9 yıl bir operasyon yapıyor kardeşim. Nasıl yapıyor bu operasyonları? Demek ki bir devlet var, bir güç var. Yani biz affedersin devletin başında 2-3 tane çakal görüyoruz. Evet. Onları devlet zannederek devlet hakkında olumsuz düşünmeye başlanıyor. Öyle değil. Devlet var kardeşim. Bu devlet 100 yıllık programını yaptı. Ve bu program içerisinde her bir insan, bak her bir insan Türk devletini, Türk milletini geçmişten geleceğe taşıyabilmek için hep böyle şey yapmıştır. Yani birbirine intikal ettirmiştir. Şimdi bak masada bazı bilmeyen arkadaşlar var ya, yani anlattıklarımın vücut bulması için de yani bunu tarihle de noktalandırmalıyız yani, anlatmalıyız. 81 senesinde rahmetli Başbuğ beni Erbakan'a gönderdi. Evladım gitti dedi Erbakan'dan. Bunları konuş. Bana dedi yani bunun cevabını getir. Erbakan tahliyeli olalı 3 ay. Tamam mı? Dedim ki ya Başbuğ, ben yani hangi sıfatla konuşayım? Öyle ya. Murat anlattı bunu, ben itiraz ettim. Efendim? Murat anlattı, ben itiraz ettim. Evet. Neyse devam edelim. Hangi Murat? Mutlu. He.
Sen bu olayı anlattı, ben itiraz ettim. O zaman da olmadı, buyurun laf şey evet. Bölmeyelim konuyu. Ha. Yani tamam. Dedim ki hangi sıfatla konuşayım? Dedi ki bana, evladım benimle konuştuğun gibi konuş. Allah şahit. Üniversiteye geldiği günden beri bizimle beraber dedi. Çok ciddi bir devlet adamıdır ve bizim gibi milliyetçidir. Bak, oradan çıktım gittim. Yani şu uzun, kısa geçeyim de tamam mı? Aynı tavrı onda gördüm kardeşim. Bak, şimdi bu bize bir şey anlatıyor. Yani bu anlatımdaki kare bize bir şey anlatıyor değil mi? Bak daha başka bir şey. Kaç yılıydı? 88 yılıydı. Ocak Başkanı geldi. Abi başbuğ seni hasır lokantasında bekliyor. O zaman kim görevliydi? Erdem sen mi görevliydin? 88. Erdem. Ha? 88. Geldi çocuk. Hasır lokantasına gittim, tamam mı? Geldim, böyle yuvarlak, özel oda, yuvarlak mısa. Beykoz'daki değil mi? Beykoz'daki. Geldim, buyur başkanım. Hemen dedi ki, hemen dedi bir tabak getirin dedi. Masada 10 kişi onda yemek yiyor yani. Vallahi bak inan, karnım aç oldu halde. Başkanım benim karnım tok, ben söyleyeyim. Yok yok o zaman dedi, bir tatlı ye dedi. Böyle kaykıldı. Vallahi. Şöyle kaykıldı. Masayı şöyle bir kestim, yanında sağ tarafında Yekta Güngör Özden oturuyor kardeşim. Nasıl? Bak şimdi. Tamam. Tabii yani rahmetli Başbuğ da tabii yani bizim konuşma tarzımız hani böyle bir dede torun ilişkisi içerisinde olduğu için. Yani neyse. Başbuğum yanındaki dedim böyle yani. Biz de duyalım abi. He? Yanındaki dedim diyor. Yani, kulak yani. Biraz yüksek sesle diyor konuşuyor. Yani kulağını yanındaki yani. Evet. Yekta Güngör Özden ya. Bizden dedi. Ve buna benzer olaylar hepimiz şahit olmuşuzdur yani tamam. Demek ki burada yani bir devlet başka yani bir devlet yani devlet dediğin zaman başka bir şey var tamam mı? Yani bugüne geleceğiz ya. Şimdi yani 2023 seçimleri gerçekten çok önemli. Türk devleti 100 yıllık serencamında şey kapandı. O eski mob kapandı. Tamam mı? Yani. Önümüze bakacağız artık. Hayır, şimdi önümüze bakacağız değil. Şimdi şu anda önümüzdeki 100 yılı kuruyor zaten kardeşim. Yani ilk 100 yıl geçti bitti. O 100 yıl bitti. Şimdi biz o 100 yılın formatında, formelinde konuşamayız yani. Tamam ve konuşmamamız lazım. İkinci yüzyıl. Şu anda kuruyor mu devlet? Yani şöyle bir misal vereyim. Yani Türk devletleri Türk millet neydi nasıl? Türk Devletleri Teşkilatı. Evet. Türk Devletleri Teşkilatı. Türk Devletleri Birliği Teşkilatı. Yani, Türk Devleti Teşkilatı kuruldu şu anda değil mi yani? Evet. Bir format yani bu. Yani bu bir şey başladı. Önümüzde şimdi biz bunu ya efendim başta efendim şey var. Tayyip var, o var, bu var falan kılık değil abi. Şimdi biz orada o şahısları görmeyeceğiz. Orada devlet mevhumu başka bir şey kardeşim. Evet. Bu yüzden 2023 gerçekten çok önemli. Ve Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten çok önemli. Şimdi abinin dediği noktaya geldik mi geldik? O zaman biz baştakiler, ildekiler, ilçekiler, onlar, bunlar, hiç bunlara bakmadan ne yapacağız? Yani başarını sağlayacağız. Ama bu özel noktada oluyor. Özel noktada kavrayanlarla alakalı bir şey oluyor. Peki o Anadolu'daki gerçekten her biri abide isimler, tamam mı? Vallahi bak, açarız şu anda, açarım. Yani 20 tanesini açarım, tek tek size buradan dinlettiririm yani. Canlı konuşmayla. Ya söylediğini söylüyorum. Bak tespit noktasında. Bu noktayı alma Erdem.